Merhaba arkadaşlar, PES Sevenler Birliği kanalına hoş geldiniz. E-futbol oyunu için yılın en önemli haftasında bir haftada hesap fulleme gerçekleştireceğiz arkadaşlar. Öyle bir zamandayım ki şu an başladığımız gün, ilk günümüz, hemen tarihi göstereyim. 10 Eylül Salı akşamındayız. Saatimiz 20.05. Yarın öğlen vakitlerinde E-futbol 2024 bitiyor arkadaşlar. E-futbol 2024'ün son günündeyiz. E-futbol 2025'in de ilk haftasında hesabımızı fullemiş olacağız. İki farklı oyunun kesişme noktasındayız. Kampanyalar olacaktır. Şu an bir kampanya var, bir de yeni bir kampanya eFootball 2025'ten dolayı gelecek. Hepsini, alabildiğimiz kadar hediyeleri almaya çalışacağız ve bir haftalık sürede çok güçlü bir kadro da ortaya çıkarabiliriz. Ben Türkiye diyeyim, devam edeyim arkadaşlar. Futbol 2024'ün sonu olduğu için oyuna girdiğimizde pek bir şey yok arkadaşlar. Bir tane paket var, bir tane etkinlik var. Yapay zekaya karşı bir etkinlik. Online 50 futbol parası kazanacağımız sadece bir etkinlik. Oyunun sonundayız. Şimdi giriş bonusu. Hoş geldiniz giriş bonusu. Buradaki 3 tane futbolcuyu alacağız. Epic paket var. Oradan az da olsa ücretsiz açma hakkımız. Normalde 17 tane veriyorlar ama biz artık oyunun sonuna denk geldiğimiz için o kadar değil. Bir tane buradan. Hedeflerden de 4 tane veriyorlar. 5 tane açma hakkımız olacak. Korintiyaz futbolcuları seviyesi düşük. İlk başta işimize yarayabilir. Hediye kutusunda 4 diyor. Çok az. Eskiden yaptığımızda ne kadar fazla derdi arkadaşlar. Penaltıyı da attım. Şimdi penaltı da bitiyor arkadaşlar. Onun da sonuna denk geldik. Umarız yenilenir. Şimdi baştan başlar ama biz yine ilk turu bitiremeyiz. Oradan futbolcu alamayız o zaman. Öyle kötü bir zamana denk geldik. Şimdi bir tane ücretsiz açma hakkımız var. Eskiden olsaydı 4 yıldızlı mesela çok fazla açma hakkı verirdi. Başlangıç görevlerinden e-futbol paraları kazanırdık. Başlangıç maçı görevler 300 e-futbol parası kazanıyorduk. Ne yazık ki şu an başlayan hesaplara e-futbol parası pek vermiyorlar. İşin kötü tarafı da oldu arkadaşlar. Şimdi biz buradan bir tane açılımımızı gerçekleştirelim. Epi'ye tek atabileceğiz mi? Olmadı. Aslında hesaplar açıp Epi'ye tek atanı güçlendirsek daha da mantıklı olabilirdi. Ama o zaman da çok hesap açardık. Kime geleceği belli olmaz. Kaçıncı sırada geleceği belli olmaz. Bakalım hesabın şansı varsa ilerleyen günlerde güzel açılımlar gerçekleştirir. Hesabımız için en önemli ana geldik arkadaşlar. Hesabımızın 7. günündeyiz. Hemen tarihi de göstereyim. 16 Eylül Pazartesi günündeyiz. Saatimiz 17.31. Bir her şeyi toplayalım ama e-futbol parası yanlış hesaplamadıysam 450'de kalacak arkadaşlar. 500 olmayacak gibi gözüküyor. Bizim 500'e çok ihtiyacımız vardı. Maç biletinin kilidini açabilmek için. Ben yine maç biletinde 100 tane maç oynadım. Umarız yanlış hesaplamışımdır. 500 e-futbol parasına çıkarız arkadaşlar. Öyle bir anda hesap oluşturduk ki normalde futbol 2024 bitti, 2025 çıktı. Güzel kampanyalarla gelir dedik. Aslında kampanyalar da geldi ama futbol parasını 3. haftada veriyorlar arkadaşlar. İlk 2 hafta futbol parası vermiyorlar. Kampanyadan dolayı 300 futbol parası ta 3. haftada. Biz şu an o futbol parası hediyelerini alamadık. Şu an 400 futbol parası var. Hadi bir 100 futbol parası 450. İşte başka hiçbir yerden alacak futbol paramız yok. Görevler dediğimizde burada 50 futbol parası var. 7 gün giriş yapılması gerekiyor. Ama Perşembe günü başladı arkadaşlar. Normalde bizim bugün 7. günümüz ama bu kampanya sonrasında başladı. Şimdi buradan da 2 günle futbol parasını kaybettik. Şu futbol parasını alabilseydik iyiydi. Bir de etkinlikler az geldi. 50 futbol parası kazanılan etkinlik az oldu ne yazık ki. Pazartesi günü de getirmemişti Konami. Bunların hepsini bir toplayalım arkadaşlar. GP'miz de şu an L Roman'ı almaya yetmiyor ama bazı oyuncuları sildiğimizde öyle kullanmayacağımız oyuncuları L Roman'ı alma şansımız olabilir arkadaşlar. 450 futbol paramız var. Ne yazık ki maç biletinde en önemli taraf aşağı tarafın kilidini açamadık. Burası kaldı. Ben yine de 100 maça kadar oynamıştım. Şimdi orta tarafın kilidini mecbur açacağız arkadaşlar. Artık öyle bir şey oldu ki futbol 2024'te ilk başta daha fazla futbol parası toplardık. Bir haftada 500 rahatlıkla yapabiliyorduk. Futbol 2025'te ilk başta verilen futbol paraları azaltıldı. Bundan dolayı da bir haftada değil ancak 1,5 haftada o paralara çıkabiliyoruz. Orta tarafın kilidini açalım. Aşağı tarafın kilidini açamadık ne yazık ki. Buradan da 230 futbol parası geri aldık. Koman aldık. Antrenör yetmiyor. Ne yazık ki antrenör sıkıntısı yaşayabiliriz. Tümünü al diyelim. Antrenör olursa Koman'ı fulleriz. 4 tane açma hakkımız var arkadaşlar. 7 tane ücretsiz adaylı sözleşmelerimiz. Şimdi buradan çok güzel oyunculara hediye ediliyor. Lionel Messi hesabımızda yoktu. Showtime Kat. Son var, Valverde var, Akanji, Donnarumma 5 yıldızlı isimler.
4 yıldızları siler GP ve antrenör kazanabiliriz. Bunlar bedava. 10 tane isim. Özellikle de tabii burada Messi kadro gücümüzü arttıracak. Atla dedik. Messi'nin gelişi. Hesapta hiç epik yok, showtime yoktu. İlk showtime'ımız. Penaltılardan da şimdi normalde bir haftada Neymar alıyorduk arkadaşlar. Öyle bir arada kaldık ki Ribery'i de alamadık, Neymar'ı da alamadık. Çok kötü bir zamanlamada aslında biz hesap güçlendirmeye başladık. Her iki penaltı turunda normalde ilk turu bittiğinde epik futbolcu vardı. İkisini de alamadık. Hep yarıda kaldık. Biz bu paketlerden açılım yapmayalım. Çünkü bize antrenörlü futbolcu lazım. Buradan açmamız lazım. Palmeiras'tan normalde bizim iki tane de açma hakkımız olması lazımdı. Ben Palmeiras etkinliğini o zaman oynamayı unuttum arkadaşlar. Bir tane açalım. Buradaki futbolcular ancak siler antrenör yapardık. O sağ açık futbolcusu geldi. Tek en yüksek seviyeli isim buydu. Hani belki fulleriz diyecektim. Antrenör kalırsa ama bu ismi fulleyeceğiz. Ben unuttum. Yoksa iki tane daha etkinlikten kazanılabiliyor ama en yüksek seviyeliği çıkardık. Buradan iki tane açma hakkımız. Kunde kesinlikle gelmeli. Aman Ferran Torres gelmesin. Ansu Fati. Şimdi burada iki tane oyuncu kalıyor. Daha sonra haftaya da ikisi hediye edilmiş olacak. Bir Perşembe, bir de haftaya Perşembe. Hadi be Kunde. Balde geldi. En çok istediğimiz isim gelmedi. Kunde'ye çok ihtiyacımız vardı savunmada. Stoper'de oynar, sağ bekte oynar, joker futbolcu. Sağ bekte Alexander Arnold var. Van Dijk'ın yanına Kunde'yi çekerdik arkadaşlar. Yüksek seviyeli savunma hattı. Bir de bir sol bek ayarladık mı tamam. Şimdi 3 tane buradan açacağız. Kesinlikle Harry Kane'i çıkarmalıyız. Kolektif gücümüzü arttırır. Hiç istediklerimiz gelmiyor. Goreska, düşük seviyeliler geliyor. Buralardan pek istediklerimizi alamadık ama Drogba tarafından Drogba'ya tek atar mıyız? O zaman mükemmel olur. Upamecano. Artık Van Dijk'ın yanına Upamecano'yu fulleyeceğiz gibi gözüküyor. Son açma hakkımız. Harry Kane için deniyoruz. Pakette iki tane isim kaldı. Sonunda Harry Kane geldi. Yani Harry Kane ile çok oynadığımdan değil de kolektif gücümüzü arttıracak. En azından yüksek seviyeli bir futbolcu. Biraz daha kolektif gücümüzü yukarı çeker. Şimdi son bedava açma hakkımız. Abi Player of the Week'ten ben oynamamış mıyım? Bunu hemen oynayalım arkadaşlar. Ben oynadım zannediyordum. Player of the Week hemen oynayıp tamamlayalım. Ama şuradan bir açalım. Hadi be Drogba. Olmadı. Standart kart mı geliyor? Evet. Tek yıldızlı standart kart. Ben tamamladım zannettim. 2900'de kalmış arkadaşlar. Hemen hatta aldığımız oyuncular belki puan da verecektir Barcelona futbolcuları. Bir maç oynatalım. Kaybetsek bile turu tamamlamış oluruz. Player of the Week'ten de ücretsiz açma hakkını açarız. Bu etkinliği de tamamladık arkadaşlar. Hemen Player of the Week'ten açılıma başlayalım. Bir tane ücretsiz açacağız. 3 tane paramızla bir tane hakkımız kalıyor. Epikler için şansımızı deneriz. Tabii çıkarmak gerçekten çok zor ama neden olmasın? Belki tek atar bir hesabımız. Öncelikle Player of the Week açılımlarını tamamlayalım. İçeride yüksek seviyeli futbolcular da yer alıyor. Musiala, Rice güçlendiricisiz yüksek seviyeli futbolcular. Cristiano Ronaldo ve Luka Modric de güçlendirici var. Aşağı tarafta Luis Suarez'de de güçlendirici var. Kim gelsin? Yani ilk sıradakiler gelebilir. Cristiano Ronaldo'ya kadar bu ilk 8 sıradan 4 tanesini çıkarsak muhteşem olur. Aşağıdan da Luis Suarez de güçlendirici olduğu için işimize yarayabilir arkadaşlar. Umarız en yüksek seviyeleri çıkarırız. Luka Modric, Ronaldo, Musiala, Rice. Şu dörtlü çıkarsak muhteşem olur. Ücretsize gelen isim Luis Suarez. En azından güçlendiricisi var. Hadi be Konami. Ver Musiala'yı. Atlı dedik. Ferran Torres. Elimizde yoktu. İyi. Çok yüksek değil. Düşük de değil seviyesi. Rice, Ronaldo, Modric, Musiala. Şu dörtlüden herhangi biri gelmedi. Son ikide iki tanesini çıkarırsak iyi olacak. 10 numaralı Luka Modric. Gayet güzel arkadaşlar çünkü güçlendiricisi var. Seviyesi oldukça yüksek. 94'ten çıkıyor ama bizim menajerimiz umarım L Roman olur. L Roman almamız lazım oyuncuları en yüksek seviyeye çıkarabilmek için. Ve buradan son hakkımız. Sonra bir de 100 futbol paramız kalıyor. Hadi be Konami. Atla diyelim. Bir Ronaldo. Olmadı. Schmeichel geldi. Bu kötü oldu arkadaşlar. Kaleci Ter Stegen'i alırdık biz yan taraftan. Ya Player of the Week açılımları öyle süper de olmadı. O kadar isim vardı çok yüksek seviyeli. Saydıklarımdan sadece bir tanesi geldi. 4 tane isim istedik. O da bir tanesi Luka Modric çıktı. Sadece bir tane açma hakkımız var. 2 tane epic paket. Bayern Münih ve Barcelona. Barcelona takımında Ronaldinho var. Bu tarafta da yüksek seviyeli isimler var. 3 futbolcu.
da işimize yarar. Burada Julie birazcık düşük seviyeli. Deco ve Ronaldo'nun seviyeleri oldukça yüksek. Ama ben Ronaldinho'lu paketinden açmayı deneyeceğim arkadaşlar. Çıkarmak tabii çok zor yüze futbol parasına. Neden olmasın? Rafa'dan yumurtada hep böyle dedik haftalarca. Hiçbir zaman vermedi Konami. Bakalım bu hesabımız çıkarabilir mi? Çok da şanslı bir hesap değil. Şu ana kadar açılımları hiç iyi olmadı. Son açılımdı bu. Olmadı. Bari renkli kart verseydi. Koke 4 yıldızlı isim. Sileceğiz, antrenör yapacağız. Görevlerden alacaklarımızı alalım. Sonra bazı kullanmayacağımız oyuncuları da silelim. 4 yıldızlı tüm oyuncuları elimizden çıkaralım. Menajer almamız lazım. Paramız biraz az arkadaşlar. Burada bir genel derece diyelim. Sonra aşağıdan başlayarak bu takımsızlar bir şey vermiyor. Takımlı olanları seçelim. Oyunun hediye ettikleriydi. Şimdi maç oynaya oynaya da gelişti oyuncular. Kayseri'de Oyarzabal mecbur sileceğiz şimdilik. Gimenez, Robertson. Serbest bırak. Şimdilik az oyuncu seçtik ama. GP'miz L. Roman'ı almaya yeter mi? L. Roman 560 mıydı? Bir bakalım ona. Yetmezse tekrardan oyuncular sileceğiz. Menajer listesi 560 bin GP. Bizim 13 bin GP. Daha şey oyuncuları güçlendirecekti ama hediyeler yine verecektir. Görevlerden mesela şu an bir tane bile alacağımız var. Adaylı sözleşmelerimiz çok fazla. 14 tane. Biz adaylı sözleşmeye bile kadro oluşturabiliyoruz. Ama antrenör derdimiz var arkadaşlar. Normalde buradan isimler alırdık bayağı bir. Fakat antrenör sıkıntımız olduğu için şimdi biz bir Ter Stegen'i alalım. 4 yıldızları da bir aradan çıkaralım. Birkaç tane 4 yıldızı alalım. 91'likleri kadromuza katalım. Buradan Rashid Say'ı aldık. 91'lik bu ismi de kadromuza katalım. Vegetti. Bir kadromuza bakalım arkadaşlar. Otomatik seç istatistiğe göre menajerimiz 50'lik menajer. Şimdi bazı isimleri biz fulleyeceğiz. Bir fullemeye başlayalım. Sonrasında oyuncu fullediğimiz için bize biraz GP verir. Biraz da oyuncu satarız. L Roman'ı alırız. Sadece L Roman'ı alacağız. Oyun artık az GP veriyor. Öyle bir kampanyaya da şu an denk gelmedik. Kenardaki isimleri de genel derece diye sıraladığımızda. Şimdi biz en yükseklerden fullemeye başlayacağız ama antrenörümüz ne kadar? Seviye antrenmanı diyelim. Bu kadar. Aşağı tarafın kilidini de açmadığımız için ben fullemeye başlayayım arkadaşlar. Hesapta antrenörler bitti arkadaşlar. Daha fullenecek bayağı da isim var. Kenarda birkaç tane isim var. Şimdi biz o zaman şunu yapacağız. Fullenmiş adaylı sözleşme futbolcularını alalım. Kadroya yerleştirelim ama şimdi ben oyuncuları fullediğim için yine biraz GP verecektir. 560 bin GP'ye ulaştıysak güzel, 61 bin GP. Bir de şöyle bir şey arkadaşlar, birkaç tane oyuncu da biz silelim. Az da olsa antrenör kazanırız ama yetmeyecektir. O Brezilya'dan aldığımız şu isimleri silelim diyorum. Wesley var, Romero var. Yuri Alberto. Zaten antrenör yok, bu isimleri fullleyemeyiz. Akanji 5 yıldızı, Donnarumma 5 yıldızı. Onları silmeyelim. Serbest bırak. Güçlendirici de almış olduk. Biraz GP, biraz DP ama DP'ler, antrenörler ne yazık ki yetmez bir oyuncu fullemeye. O yüzden şunu yapacağız. Fullenmiş oyuncuları alalım. Ama kaç tane alabiliriz ki? Bir Dzeko var, bir de Brezilya Ligi'nden var. Doğru. Çok fazla fullenmiş oyuncu yok. Edin Dzeko'yu alacağız. Bir de Brezilya Ligi'nden bir tane isim var 5 yıldızlı. Buradan da 5 yıldızlıyı alalım. En kötü işte kenara yedeklere yerleştireceğiz. Son 5 yıldızımız kaldı ya. Antrenör olsaydı keşke. Stones'u alayım arkadaşlar diğer taraftan. Yüksek seviyeli stoper futbolcusu. Şimdi burada Vitinha da var. Ama ben diyorum ki stoper alalım. Orta saha yine bulunuyor bir şekilde. Yüksek seviyeli stoper bulamayız. Stones'u da aldık. Adaylı sözleşmelerimiz kaldı. Onlarla da oyuncu alıp silebiliriz ama bir oyuncu fullemek için de o kadar oyuncu silmeyelim diyorum. Menajer listesi. Buradan Luis Roman'ı alalım. 560 bin GP. 28 bin de GP'miz kaldı. Azar azar GP. Buradan da 10 bin GP aldık. 38 bin GP'miz var. Kenardan bir isme bakalım. Stones örneğin seviye antrenmanı. Yetmiyor. 22'de 16. Ama yani çok az antrenör var. Şimdi biz ne yapabiliriz diye baktım. Uzmanlık aktarımı yapa yapa belli bir yere kadar getirebilir miyiz? O kadar futbolcuyla maç oynadık. Şu düşük seviyeliler var ya, hatta bir paraya göre sıralasın. Şunlardaki DP'leri alsak diyeceğim ama çok da yok. Şu binlikler işe yaramaz gibi. 2000, 3000. Yine de bir deneyelim arkadaşlar. Baktım. Alsak mı?
Azar azar alayım ben. Şunlardan azar 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 alsak nereye kadar yükseltebiliriz? İlk başta iyi çıkıyor da sonradan yavaşlıyor ne yazık ki. 1050 de burada artık böyle 1000 falan kalmamıştır herhalde. 22 de 10 arkadaşlar. İşte bundan sonra yükseltmek bayağı bir zor. Seviye antrenmanı desek. Otomatik seçim. 22'de 18. Basalım hepsine. Geriye kalanı da uzmanlık aktarımıyla. Oyuncu silmeyeyim ya. Oyuncu silmek de çok istemiyorum aslında. Olmadı. Ya biz birkaç tane adaylı sözleşmeye oyuncu alalım. Onları silelim. Aldığımız oyuncuları biz silelim arkadaşlar. Artık Stones'u fulleriz diye düşünüyorum. Bayağı da bir jetonumuz oldu bu arada. Aa, jetonları da kullanırız. Güçlendiricileri kullanırız arkadaşlar. Şimdi biz üzerini tamamlamaya çalışalım. Bu da yeter mi ki? Yetmedi. Aa, ucunda mı kaldı? Öyle bir şey oldu galiba. Bir bakalım, uzmanlık aktarımıyla belki kurtarabiliriz arkadaşlar. Uzmanlık aktarımı diyelim. Şurada en yükseklerden birini seçeyim diyeceğim ama 490'lık var. 22'de tamamlamışızdır umarım. Ne kadar böyle ucunda kalmış. Bakalım. Seviye antrenmanı bitti. Çok az kalmış. Şimdi oyuncu ilerlemesi, otomatik seçim tavsiye edilen. Goreska'yı fullememiştik. Onun yerine de 5 yıldızlı aldık. Abdülkerim var bir 4 yıldızlı. Evet. Kenarda 5 yıldızlı fullemediğimiz isimler var. Antrenör yetmediği için. Kenarda bir tane 4 yıldızlı futbolcumuz bulunuyor. Diğerlerinin hepsi 5 yıldızlı. Şurada bakıyoruz. Fullemediğimiz herhangi bir isim yok. Tüm futbolcular fullendi. Gözümüzden kaçan bulunmamakta. Hızlı kontratak seçili. Şimdi 50'lik menajer arkadaşlar. Biz 88'lik Leroman'a geçeceğiz. Takım tarzını değiştirdik. Sizce kolektif gücümüz kaç olmuştur? Van de Vaart var. Aa şey, bir güçlendiricileri de uygulayalım bu arada. Elimizde birkaç tane güçlendirici vardır. Günlerce girdik. 6 tane var burada. Şimdi deneyelim kimler gelecek. Kaleci gelirse ama değiştiririz. Rastgele bastık. Kafadan kaleci geldi ama. Geçen de böyle yaptık. Rastgele dedik. Çalışkan üretildi. Çalışkanda neler varmış bakalım. Agresiflik, hızlanma, fiziksel temas, dayanıklılık. Messi için iki tane harcamış olduk. Şimdi bizim Leroy Sané var, Lewandowski var. Başka da ismimiz yok. Lewandowski'ye de bir deneyelim. Güçlendirici. Hadi bakalım, işe yarayan bir şey. Çeviklik iyidir arkadaşlar. Çeviklik güzel. Hızlanma, denge, dayanıklılığa verdi. Bu gayet iyi oldu. Leroy Sané'ye de deneyelim. Güçlendirici. Başka da oyuncumuz yok bizim güçlendirici basacağımız. Rastgele bir tane. Çalışkan. Yani işimize de yarayabilir bence. Kadroyu tamamladık arkadaşlar. Kenarda bir tane 4 yıldızımız var. Aslında kadro dışında 5 yıldızlar var ama ne yazık ki antrenör yetmedi. Çünkü e-futbol parası artık Konami az veriyor. Aşağı tarafın kilidini bile açamıyoruz. Biz normalde bir haftalık süreçte çok rahat aşağı tarafın kilidini açardık ama öyle bir ana denk geldik ki e-futbol parasının verilmediği ana denk geldik. E-futbol 2024 bitiyor diye Konami e-futbol parası etkinliğini bile getirmedi. Kampanya da yapmadı. E-futbol 2025'e geçtik. Kampanya yaptı ama hemen vermiyor. Üçüncü haftada vermekte. O yüzden e-futbol parasız kaldık. Biz bunu yani bir hafta sonra tekrarlasak daha fazla e-futbol parası kazanırız. Ama yine de bu haliyle bu şekilde bir kadro çıktı. İlk 11'imiz, yedeklerimiz rengarenk. Hiç standart kat futbolcu yok. Kenarda 5 yıldızlılar var. Sizce bu kadro kaç kolektif güce çıkmıştır arkadaşlar? Ben genelde tahmin bulunurken önce üstüne bir 300 atıyorum. 3055. Onu da bir 3060'a yuvarlayalım. 1-2 de böyle güçlendirici var. Çalışan futbolcularda. Ondan biraz daha sayıyı arttırayım ben. 3064 diyorum. Yani 3065 olmaz. Ben 65'e yuvarlamadım. 63 mü 64 mü? 63 diyorum. Ben düşürdüm arkadaşlar. Sanki böyle nokta atışı bileceğim gibi de hissediyorum. Yoksa 64 mü desem? Vazgeçtim, 64 diyorum arkadaşlar. 3064 dedim ben. Siz de tahminde bulunduysanız şimdi menajerimizi seçeceğiz. Onayla dediğimizde maksimum kolektif gücümüz ortaya çıkacak. Zor bir zamanda, aslında çok güzel bir zaman gibi düşünsek de Konami'nin vermeyeceği tuttu futbol parası. O döneme denk geldik. Oyuncularımızı pek fulleyemedik. Bu şartlarda kaç olmuş? 3066. Yaklaştım ama bilemedim. 3066. Şimdi Abdülkerim var bir düşük seviyeli. Aslında bakıldığı zaman 99'luklar var. 96'lıklar düşürüyor. İlk 11'imizde de bir tane 96'lık var. Ama bayağı da yüksek seviyeli isimler var. 99, 101, 100 seviyeli isimler.
Aslında kadro sağlam. Mesela ben şimdi böyle bir yerleştireyim. 3 stoper yapayım. Şöyle görünsün. Olabildiğince yüksekleri kadroya alalım. Almışız. Hani kenarda da 99'luklar var ama artık ilk 11'de yer kalmadı. Şimdi hani kenardaki bir ismi de çeksek olmuyor. Zaten Abdülkerim'i geçemezler. O 95. Sağ açık Brezilya'dan çıkarmamız güzel oldu. O 98'e kadar çıkıyor. Player of the Week biraz daha güzel olsaydı arkadaşlar daha da iyi olabilirdi. Lewandowski 99, Leroy Sané 99. Yani çok iyi bir zamanlama olmadı futbol parası anlamında. Bu şartlarda 0 TL ile 7 günde böyle bir kadro ortaya çıktı. Yani antrenör olsa 1-2 seviye daha yükseltirdik herhalde. 3070 lira kadar falan çıkarabilirdi. Tabii bir haftalık süreç içerisinde. İlerleyen dönemlerde değişik kampanyalar olduğunda mesela penaltıdan Ribery'i alamadık. Drogba açılımına tabii çıkarmak zordu ama penaltıdan öncekinde Neymar'ı alamadık bittiği için. Burada da Ribery'e ulaşamadık. Oradan kaybımız oldu. Sizler de yoruma görüşlerinizi bizlerle paylaşabilirsiniz. Hoşçakalın.